Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Mikrofonu böyle tutuyorum çünkü burası çok sesli bir alan. Efendim Tofaş fabrikasındayız. Şimdi başlıkta da göreceksiniz 55 saniyede nasıl araba üretilir. 55 saniyede bir araba baştan sona üretilmemez ama her 55 saniyede bir bu fabrikadan bir araç çıkıyor. Birazdan bütün istatistik bilgileri üretim direktörümüz Recep Bey'den alacağız. Ama Bursa'nın kalbinde 400 bin metrekare kapalı bir alanda 80 ülkeye araç yollayan, aynı şekilde Türkiye'ye de araç üreten devasa bir fabrikadayız yani. Hani fabrika mı diyeyim artık, böyle ne diyeyim bilmiyorum çünkü baya baya büyük. Şimdi birazdan şu arabamızda gezeceğiz. Bu arada Recep Bey, buyurun Recep Bey. Merhabalar. Merhaba İlkay, hoş geldiniz. Üretim direktörümüz Recep Bey, Recep Temizeser. Doğru söyledim mi? Doğrudur. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi şu güzel arabayla gezeceğiz birazdan. Evet. Recep Bey de bize, biz bir sunum izledik, etkilendik, gayet güzel notlarımızı da aldık. Ama Recep Bey bize yolda gezerken işte gövde, süspansiyon, boyaya giremiyoruz. Orası çünkü çok özel korunduğu için, doğru mudur? Doğrudur. Evet. Oraya giremiyoruz. Önünden geçer selam veririz. Pres ve montaj atölyelerimize de gideceğiz. Oraya da gideceğiz. Biz araba böyle ham madde haline geldi abi. Buradan kapıdan anahtara bastığında seni evine götürebilecek bir aracı haline nasıl geldi bunu göreceğiz. Evet. Hızlandırılmış turda göreceğiz bunun hepsini tabii ki. Şimdi Recep Bey, yola çıkalım. Buyurun. Siz de bize yolda, burada bunu yapıyoruz, şurada şunu yapıyoruz gibi detaylar verin, olur mu? Buyurun. Süper olur. Hadi buyurun. Biz ilk gövdedeyiz ama buradan başladık sadece. Şimdi nereye gidiyoruz Recep Bey? Şimdi pres atölyesine gidiyoruz. Dolayısıyla orada rulo saçların gelişinden saç parçalarımızın nasıl hazırlandığını ve gövde atölyesine gönderildiğini göreceğiz. Buraya da tekrar geleceğiz zaten bu buraya arada. Buraya tekrar geleceğiz. Bu gelen parçaların nasıl birleştirildiğini, birbirleriyle kaynatıldığını ve biraz önce gördüğümüz gövde haline nasıl geldiğini göreceğiz. Süper. Ya bu arada bunu her gün kullanıyor musunuz? Ben olsam kullanırım bunu her gün ya. Çok zevkli bir şey yani. Ben genelde yürümeyi tercih ediyorum fabrika içerisinde. O yüzden ben Tosun gibiyim, Recep Bey tığ gibi maşallah işte. Gördünüz mü? Patladık. Sabah sabah bir uyanma tokadı oldu bana. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Rica ederim. Espri yapıyorum. Tabii bunu ziyaretçilerimiz olduğunda kullanıyoruz. Bizim bir de gezi trenimiz var. Öyle mi? Evet. 19 kişiyi gezdirebiliyoruz. Ve isteyen herkes internete girip randevu alıp gezi trenimizle fabrikamızı gezebilir. Ücretsiz. Çok cüzi bir ücret alıyoruz. Masraflar için o da yani masraflar normaldir. Masraflar için değil, sadece yani gelmesini garanti altına almak için tamamını da zaten anladım. Hayır işinde kullanıyoruz. Kendimiz süper. Kullanmıyoruz. Harika. Şimdi dışarı çıktık. Evet. Başta ben söylemiştim, 400 bin metrekare kapalı alandan bahsediyoruz burada, doğru mudur? Doğrudur. Toplam alanımız 1 milyon metrekare, 400 bin metrekare kapalı alanımız var. Şimdi şundan da bahsetmek lazım, teknik bilgilere ve de fabrikanın içine gireceğiz ama onun öncesinde şunu da söylemek lazım. Biz sunumlarda Tofaş için, Fiat içinde dünyada 3 tane altın fabrikadan bir tanesi. Fabrikadan bir tanesi, neden onu da söyleyelim. Evet, dünya klasında üretim metodolojisine göre 200'ün üzerinde Fiat grubu fabrikalarının katıldığı 200'ün üzerindeki fabrika arasında biz ilk 3'teyiz. İşte iş güvenliği, kalite, verimlilik ve teslimat konularında fabrikalar denetleniyorlar bağımsız denetçiler tarafından. Onların verdikleri puana göre de sıralama yapılıyor. En üst seviye altın. Burası da altın, evet, fabrika. 3 tane altın fabrikadan bir tanesiyiz şu an. Biz buyuz ya. Şimdi evet. Nereye geldik? Şimdi pres atölyemize geldik. Bu atölyemize saçlar rulo halinde geliyor. Rulo halinde gelen saçlar önce sol tarafımızda gördüğünüz kesme tesisinde rulolar açılıyor ve kesiliyor. Bakın burada dakikada 60 tane parça kesiliyor burada. Dakikada 60 parça. Dakikada 60 parça kesilebiliyor. Kesildikten sonra kesilmiş parçalar sağ tarafımızda gördüğünüz pres hatlarına geliyor. Bizim 5 tane böyle pres hattımız var. Bu gördüğünüz pres hattı, birinci presi 2000 tonluk. Yani düşünün, bir tane kamyon 20 ton ağırlığındaysa bu pres her bir vuruşunda 2000 ton, yaklaşık 100 tane kamyonun ağırlığında bir güç uyguluyor saç parçalara ve şekillendiriyor. Ey maşallah yani. Bayağı bir güç uyguluyormuş yani gerçekten. Evet.
Ve bu hat dakikada 13 tane parça basabiliyor. Tamamen robotize. Parçaların hatta yüklenmesi, presler arasında transferi ve en son banta çıkışına kadar tamamı otomatik el değmeden çıkılıyor. Sadece en sonunda çıkmış olan parçayı arkadaşlarımız kontrol edip kasalara yüklüyorlar. Burası yine bir başka pres hattımız, yine büyük. 2100 ton buradaki preste. Burada da yine bakın arabanın yan çerçevesi basılıyor. Arabaların yan çerçevesi. Evet. Ağırlıklı olarak yan çerçevelerini var. Yani arabanın çamurluktan sonra en sonuna kadar olan kısmı tek seferde basılıyor. Süper. Bir başka hattımız 1300 tonluk pres hattı. Yine tamamı diğerleri gibi robotla transferler yapılıyor. Burada da aracın tavan gibi, motor kaputu gibi, taban gibi orta büyüklükte parçaları basılıyor. Yalnız tabii pres bölümü çok sesli. Evet. Burada çalışana da Allah kolaylık versin gerçekten. Ciddi bir ses var. Kulaklık kullanmak zorunlu arkadaşlarımız için zaten. Bunlar da ham olanlar. Evet, bunlar kesme hatlarında kesilmiş, hatta girmeyi bekleyen saç parçalarımız. Burada maksimum yarım günlük sacımız olur elimizde. Yani yarım günde biter. Yarım günde mutlaka döner, beklemez saçlar. Yine 1300 tonluk bir başka pres hattımız. Ağırlıklı olarak gördüğünüz gibi etrafı zaten kapalı. Evet. Eğer bu şekilde ses izolasyonu olmasa çok daha gürültülü olur tabii, ortam. Tabii. Burada da gördüğünüz gibi şu anda aracın ön çamurlukları basılıyor. Evet, çünkü orada direkt kalıp halinde çıkıyor. Evet. İlk operasyonda şekil veriliyor. Daha evet. Sonraki operasyonlarda kesme işlemleri, bükme işlemleri, delik delme işlemleri yapılıp parça son haline geliyor. Tam 1300 ton uygulanıyor. İlk baştaki 2000'de o en büyükleri, abileri. Evet. Bunlar ufak ufak 1300 ton ama yani abiye bak, kardeşe bak, ey yavrum ey. Burası bu hattımız da yine 1300 tonluk, biraz daha küçük ebatlı. Aracın şasi parçaları gibi daha kalın ve küçük ebatlı parçalarını basıyoruz. Bu hattımız hat verimliliği açısından dünyadaki pres atölyelerini, otomobil fabrikalarını değerlendiren Harbor Report var. Onlar gelip sürekli fabrikalardaki verileri alırlar, incelerler ve her yıl yayınlarlar. Bu hattımız her sene o Harbor Report'ta ilk üçtedir verimlilik açısından. Maşallah. Yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. İnanılmaz aydınlık bir ortam. Evet, özellikle parçaları kontrol eden arkadaşlarımızın daha iyi görebilmeleri. Doğal ışık. Doğal ışık ve iş güvenliği açısından da aydınlatmanın belli bir şeyde olması gerekiyor. Şimdi sol tarafımıza bakalım. Sol tarafımızda ise biz ürettiğimiz parçaların ölçüsel kontrollerini yapıyoruz. Burası bizim laboratuvarımız aslında. Gelişi güzel parça seçip burada... Evet, ürettiğimiz her lottan 5 tane parçayı alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kameralı robotlarla parçaların kontrolünü yapıyoruz. Pres atölyemizi bitirdik. Şimdi evet. Saç parçalarımız hazır. Tabii aracın üzerindeki bütün saç parçalarının üretimini biz fabrika içinde yapmıyoruz. Aynı zamanda yan tedarikçilerimizi de kullanıyoruz. Türkiye'deki Bursa civarındaki tedarikçilerimizden de saç parçalar geliyor. Biz daha çok büyük ebatlı, taşıması daha zor olan, üretimi, kalıp üretimi daha sofistike olan panel parçaların ve büyük parçaların üretimini yapıyoruz. Küçük parçalarımız tedarikçilerimizden geliyor. Şimdi bütün bu parçalar nereye geliyor? Bizim gövde atölyemizde. Orada birleştiriliyorlar kaynak prosesiyle ve gövde haline geliyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Harika. Ben bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. Ülkede yani Türkiye'de kaç tane araç üretiliyor? Bunun yüzde kaçı ihraç ediliyor? Çünkü 80 ülkeye ihraç ediliyor buradan araba. Çok evet. Yüksek bir rakam. Yani oturup saysak zaman yetmez. Evet. Bizim
Yaklaşık üretimimiz yıllık 300 bin adet. 2016 ve 2017'de 384 bin araç ürettik. Geçen yıl 300 bin adet, 2018'de de 300 bin adet araç ürettik. Bunların da %80'i ihraç ediliyor. Yani biz ürettiğimiz araçların %20'sini iç piyasada satıyoruz, %80'ini ihraç ediyoruz. Avrupa ülkelerine gidiyor, Amerika'ya giden var. Ağırlıklı Avrupa ülkelerine gidiyor. Onun dışında Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya, yani otomobilin ana vatanına da biz otomobil gönderiyoruz. Meksika'ya gönderiyoruz, Afrika ülkelerine, Asya'ya, aslında Asya'ya her gidiyor. Yere gidiyor. Maşallah. Şimdi gövdeye mi geldik? Evet, şimdi gövde atölyesine geldik. Burada daha önce size verdiğimiz koruyucu gözlükleri takmanızı rica takalım. Ediyoruz. Takalım. Bir saniye. Evet, bizim... Benimkisi gözlük üstü gözlük. Bunu özel yapmışlar. Evet, İyi düşünülmüş bence. Evet, sizinkisi de öyle. Evet. 3 tane ana hattımız var gövde atölyemizde. Bir tanesi Doblo araçlarımızı ürettiğimiz hattımız. Diğeri Fiorino araçlarımızı ürettiğimiz hattımız. Sonuncusu da ise yeni kurulmuş olan Ege araçlarımızı ürettiğimiz gövde hattımız. Bir aracın üzerinde gelen saç parçalar yaklaşık 5000 adet punta kaynağı yapılarak birleştiriliyor. Biz bu puntaların ne kadar robotlarla atılıyor ona bakıyoruz. Ona göre otomasyon seviyemizi belirliyoruz. Yani yüzde kaçı 5000 puntanın robotla atılıyor, yüzde kaçını çalışanlarımız manuel punta evet. makinalarıyla atıyorlar, ona bakarız. Bizim Doblo ve Fiorino hattımızın ortalama otomasyon oranı %70, Ege hattımızın otomasyon oranı %95. Bayağı yüksek. Daha yeni kurulmuş bir hat olması itibarıyla. Şimdi biraz hatlarımıza bakalım. Bir gövde hattında aracın taban hattını hazırlayan bir hattımız vardır. Sağ tarafta görüyorsunuz. Underbody dediğimiz aracın alt tabanı komple bu hattımızda hazırlanır. Gördüğünüz gibi robotlar vasıtasıyla kaynak işlemleri yapılıyor, taban hazırlanıyor. Devam edelim. Ya buraya da gelince Luna Park'ta bir oraya bakıyorsun, bir buraya bakıyorsun böyle. Çocuklar böyle bir yere girer de böyle bakınır da onun gibi bir şey oluyorsun yani. Evet, çok etkileyici geldi. Sizin için alışkın olabilir sizin gözleriniz ama ben böyle Şaban gibiyim böyle diye böyle. Çünkü sürekli hareket eden bir şeyler var gerçekten. Ve araba üretiliyor abi. 55 saniyede bir tane araç çıkıyor yani. Bak düşündüğün zaman büyük bir olay. Şimdi burada zaten duracağız. Gövdenin asıl üretildiği yeri göreceğiz. Sol tarafımızdaki hat. Biz buraya framing diyoruz. Yani aracın gövdesinin birleştirildiği hattımız. Biraz önce gördüğümüz taban sacı buraya geliyor. Daha sonra sağ yan çerçeve ve sol yan çerçeveler yine bu hatta geliyor. Ve hepsi birleştirilip aracın gövdesi burada oluşturuluyor. Oluştu. Çatıyı burada kuruyoruz diyorsunuz yani. Çatıyı burada kuruyoruz. Seyretmesi de çok etkileyicidir. Ben sizi biraz seyretmeye davet edeyim. Ben şurada böyle kocaman bir şeyle uğraşan birisi, o da çok hoşuma gitti böyle. Sanki büyük bir balığı tutuyor da onunla bir şey yapıyormuş gibi geliyor böyle. Evet, orada hazırlama yapıyor arkadaşımız. Parçaları hazırlayıp hattın içerisine veriyor. Araç gövdesiyle birleştirme işlemlerinin tamamı robotlar tarafından yapılıyor. Harika, gerçekten harika. Geride gördüğümüz hattımız hakikaten çok etkileyici. Daha yakından bakabiliriz. Vallahi harika olur. Şimdi özellikle bu aracın gövdesi bittikten sonra yenisi geldiğinde göreceksiniz. Bakın yan çerçeve geldi. Sağ çerçeve galiba. Evet, bu yan çerçevesi aracın sağ tarafı. Evet. O şu anda macun çekiliyor. Puntoların yanında araçların birleştirilmesi için macun da kullanıyoruz. Biz. Bir de kenarlarına cetvel gibi lazer veriyor. Orada ölçüm falan yapıyor. Ona göre ayar yapıyor. Evet, yani koyduğumuz macunun ebatını ve pozisyonunu kontrol ediyor. Ya şimdi benim anlattıklarım belki şöyle geliyor olabilir yani. Dersiniz ki lan herhalde öyle yapıyor, böyle yapıyor ama sürekli biz fabrika gezen insanlar değiliz. Ve buradaki robotlar ya da işte elle, işçilerin elle uğraşmaları falan, düşünüyorsunuz burada bir araba üretiliyor. Ya benim için mesela çok enteresan bir şey gerçekten.
biniyoruz, geziyoruz, anlatıyoruz. Beygiri bu kadar, motoru şu kadar, işte şurada şunu kullanmışlar falan ama burada yapılıyor abi. Fabrika burası işte yani. Fırın bu. Değil mi? Evet. O yüzden söylediklerim bazen böyle herhalde öyle olacak gibi gelebilir ama ben şu anda Luna Park'tayım bana göre yani. Çok güzel. Gövde birleştirildikten sonra gördüğünüz gibi burada artık yolculuğuna devam ediyor. İlave puntalar atılarak gövde sağlamlaştırılıyor. Sonra burada tavan sacı monte ediliyor. Bakın buradaki gövdelerde artık tavan sacımız birleştirilmiş vaziyette. Yine birleştirme puntaları atılmaya devam ediyor. Artık burada aracın gövdesi hareketli parçaları yani kapılar ve bagaj kaputu, motor kaputu hariç hazır. Millet bisikletle geziyor, ne kadar güzel. Buradaki hattımıza geliyor. Burada punta sıkılaştırma dediğimiz işlemler yapılıyor. İlave puntalarla araç gövdesi daha da sağlam hale getiriliyor. Bu hattan sonra ilk girişte gördüğümüz montaj bandına yani gövde montaj bandına gidiyor. Orada da hareketli parçalarla birleştiriliyor. Kapılar, bagaj kaputu, çamurluk, motor kaputu orada monte ediliyor. Siz de görmüştünüz. Daha sonra da yine robotlarla, kobotlarla daha doğrusu o kapıların yerinde olup olmadığı kontrol ediliyor ve ince ayarları yapılıyor. Bu arada her yerde güvenlik uyarıları görüyorsunuz sık sık. Hatırlatmalar, güvenlik uyarıları. Biz daha önce Recep Bey anlatmıştı. %95 azalttık iş kazalarını demiştiniz. Evet, %95 azalttık. Son iş kazası deyince bu arada insanın eline kıymık bile bassa bu iş kazasından sayılıyor. İş kazası deyince insan aklına kötü bir şey gelmesin yani. Evet, benim bu söylediklerimiz ciddi olmayan iş kazaları. Çok şükür ciddi iş kazamız yok. Ama maşallah olmasın da zaten. Evet, şimdi TIPA hattındayız. Burada TIPA araçlarımız monte ediliyor. TIPA'lar nereye gidiyor? TIPA'lar Avrupa'ya gidiyor ağırlıklı olarak. Yine Meksika'ya da gidiyor. Dodge markasıyla Meksika'ya da gönderiyoruz. Harika. Türkiye'de de Egea markasıyla satıyoruz. Sağlı sollu TIPA. Evet, sağlı sollu. Sağ tarafımız yan çerçeveleri ürettiğimiz hat. Sol tarafımız bizim gövde birleştirme hattımız. Biraz önce Doblo'da gördüğümüz gibi. Evet. Sedan. Sedan, hatchback ve station wagonlar yapılıyor burada. Karşı taraftaki hattımız, şimdi yanından geçeceğiz. Doblo hattımız. Doblo'nun uzun versiyonunu ürettiğimiz hat. Doblo hem kısa hem uzun versiyon olarak üretiliyor. Bizim Amerika'ya gönderdiğimiz versiyon da uzun versiyon. Dolayısıyla hem uzun Doblo'larımız hem de Amerika'ya gönderdiğimiz Ram Pro Master City'ler bu sağ tarafımızda gördüğümüz hatta üretiliyor. Her üretilen şey de üzerlerinde yazıyor. Sağ ön şase kolu, işte ondan sonra demin gövde bölümünde de aynı şekilde ne üretiliyorsa orada yazıyor zaten hepsi. Bunları da görünce aslında bir arabanın kaç fazla parçadan, bize şimdi şey gibi geliyor, tampon, kapı, şu falan değil aslında. Kablolamasından tutun da elektriğine, işte civatalarına, kaportasına falanla filanla neler neler var neler. Çünkü diyorsunuz ki bu kadar makina, bu kadar iş. Çok büyük bir operasyon bu. Yani devasa bir operasyon gerçekten. Yaklaşık fabrikamızda 7000 kişi çalışıyor. Maşallah. Bunların evet, 5500'ü saha çalışanımız. Yani atölyelerde çalışan arkadaşlar. Kaç robot ya da kobot var peki Recep Bey? Bizim yaklaşık 850 tane robotumuz var. Gövde atölyesinde. Toplam robot sayımız 1000'e yakın. 1000 civarında. Harika. Bir de ben bir şey soracağım size. Sunumda söylemiştiniz. Çok hoşuma gitmişti. Bunları çıkartıyoruz bu arada değil mi? Evet, bunları çıkartıyoruz. Bu evlendirmeden bahsedebilir misiniz bize? Evet,
Evlendirme aracın gövdesi, birazdan montaj atölyemize gideceğiz. Orada göreceğiz, aracın gövdesi hazırlanıyor. İşte bizim trim parçaları dediğimiz plastik parçalar, torpido ve benzeri parçalar takıldıktan sonra mekanik binamız var. Mekanik binaya gidiyor. Mekanik binada motor, şanzıman ve süspansiyon bir tablo üzerinde hazırlanıyor ortak olarak. O tablo aracın gövdesiyle birleştiriliyor. Yani motor, şanzıman ve süspansiyonun araç gövdesiyle birleştirildiği yere biz evlendirme diyoruz. Evlendirme diyoruz. Meri işliyoruz, evlendirme güzel. Diyoruz. Ondan sonra da siz arabayı alıyorsunuz, balayına çıkıyorsunuz artık ya. Yapacak bir şey yok, araba balayında oluyor. Balayına müşterilerimizin gittiğini düşünüyoruz. Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi montaja geldik. Şimdi montaja geldik. Araçlarımız gövdede son haline geldikten sonra boya atölyesine gidiyorlar. Boya atölyesinde önce fosfat ve katafores kaplanıyorlar. Daha sonra astar boyası atılıyor. Daha sonra son kat boyası ve vernik atılarak araçlarımız hazır hale getiriliyor ve montaj atölyesine gönderiliyor. Şimdi montaj atölyesine geldiğinde ilk istasyondan girerek nasıl bir prosesten geçiyor Tipo Egea aracımızın özelinde göreceğiz. Tamam, süper. Burada havada arabalar uçuşuyor. Evet, şimdi burası ilk istasyonumuz. Yani boyanmış araç gövdesi ilk defa burada montaj atölyesine iniyor, görüyorsunuz. Bakın burada indi ve ilk operasyonlar başlıyor. Aracın ilk operasyonları tesisat ve taban halısı gibi, izolatörler gibi, taban halısı gibi ilk parçaların konulduğu operasyonlar. Burada bakın arkadaşlarımız şu anda tesisat montajını yapıyorlar. Daha sonra aracın şu asansörlerde, duralım, burada kapıları sökülüyor. Yani tüm kapılar, 5. kapı hariç yan kapıları sökülerek kapı hazırlama hattına gönderiliyor araçlar. Bunun iki sebebi var. Bir, kapılar daha rahat bir ortamda, bir yan hatta hazırlansın diye. İki, montaj işlemini yapan arkadaşlarımız rahat, daha rahat montaj işlemini yapabilsinler diye. Bir otomobil fabrikasından, sıradan normal diğer otomobil fabrikalarından bizim en önemli farkımız, hat yanında çok fazla malzeme kasası görmezsiniz. Bunun sebebi de bizim dünya klasında üretim çalışmaları nedeniyle yapmış olduğumuz çalışmalar. Şimdi biraz onlardan bahsedeyim ben size. Durabilir miyiz? Bizim her araç için şu yanda gördüğünüz arabalara o araçta kullanılacak malzemeler hazırlanır. Hazırlama alanlarımızda. Ve bu arabalar vasıtasıyla hattın yanına gelir. Bunun ne avantajı var? Birincisi, hat yanında çok fazla malzeme kasası olmuyor. Ama asıl avantajı, hat yanında operasyonu yapan arkadaşımız malzeme kasasına artık yürümüyor. Bu kasalardan parçayı alıyor. Dolayısıyla bu da bize ilave verimlilik getiriyor. Anladım. Aynı zamanda ergonomisini iyileştiriyor çalışan arkadaşımız. Yani bu arabalarla ilgili önemli bir nokta da, tüm bu araçların, bu arabanın yanındaki malzeme taşıyan araçların tasarımını, imalatını bizim arkadaşlarımız yapıyorlar. Hepsi burada, ARGE'leri. Tamamıyla hepsinin ARGE'si, üretimi, prototipi tamamı bizim arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Biz bu konuda da Fiat Chrysler camiasında bayağı bir ün yaptık. Bizim arkadaşlarımızı çağırıyorlar kendi fabrikalarında da bu faaliyetleri yapsınlar diye. Aynı sistemi de kursunlar. Kursunlar diye. Bu konuda Fiat Chrysler'in, mütevazi olmayacağım, en iyisi biziz. Olmayın zaten. Başarılı bir şey varsa mütevazı olmayın. Bangır bangır söyleyin. Bu arada montaj hattında kadın çalışanlar da görmek çok güzel. Evet, kadın çalışanlarımız da var. Çalışanlarımızın yaklaşık %8 ila 10 arasında bir yüzdesi sağ çalışanlarımız için söylüyorum. Kadın çalışanımız. Ofis çalışanlarımız arasında bu oran daha yüksek. Tabii. %30'lar civarında. Montaj hattında görmek sevindirici ve güzel. Evet, hem montaj, hem gövde, hem pres hatlarımızın tamamında var. Ağırlıklı montaj hatlarımızda tabii. Evet. Burası büyük bir fabrika demiştik. O yüzden bisiklet işleri çok kolaylaştırıyor. Her büyük fabrikada olduğu gibi. İçeride evet, böyle bir gayet güzel de bir şey. Hem siz yürüyorsunuz. Ben tosun olduğum için arabayla geziyorum.
Golf arabasıyla, bu gigarla siz tabii yürüyorsunuz doğal olarak. İnsanlar da bisikletle güzel bir efor harcamış oluyorlar. Malzeme taşıyan arkadaşlarımız. Arkalarında sepet var çünkü, evet. Evet. O amaçla kullanıyorlar. Evet, şimdi biraz önce gördüğümüz hattan, dediğim gibi mekanik binaya gitti araçlar. Evlendiler. Motor ve şanzımanlarını, süspansiyonlarını aldılar. Bu hattımıza geldiler. Burada da artık son işlemleri yapılıyor hattı, araçlarımızın. Onu göreceğiz. Buraya indikten sonra araçlarımızın dolumları, yakıt dolumu yapılıyor. Ve daha sonra son final bazı parça montajları yapıldıktan sonra koltuklar takılıyor araca. Gövdeler takılmış. Evet, her şey bitmiş. Orta konsol takılmış. Torpido takılmış. Direksiyon. Duralım burada. Her şey takılmış. Artık kapıları takmadan önce son koltukları koyuyoruz. Çünkü kapılar varken koltukları takmak zor. Koltuklarla ilgili şöyle bir konu da var. Bizim araçlarımız ilk montaj bantına girerken o aracın montaj bantına girdiği bilgisi bütün malzeme hazırlama istasyonlarına ve aynı zamanda da tedarikçilerimize gidiyor. Koltuk tedarikçimiz montajın bandına girdiği bilgisini alınca koltuk üretimine başlıyor. Ve o koltuğu bize zamanında bu koltuk takılma istasyonuna yetiştiriyor. Dolayısıyla bizim arada hiç koltuk stoğumuz yok. Anladım. Yani gereksiz bir stok. Evet, anladım. Gereksiz bir stok oluşmuyor. Evet. Bu arada bant yürüyor. Yani bunların hepsi yapılırken de bant yürüyor, devam ediyor. Bant burada hiç durmaz. Fabrika akıyor sürekli. Dolayısıyla 55 saniyede de bir aracımız çıkıyor. Evet. O gerçekten çok etkileyici bir şey yani. Özür dilerim. Sunumda bahsetmiştiniz, bir rekorumuz var. Türkiye'de hala kırılmadı demiştiniz. Evet. Bir bahseder misiniz ondan kısaca? 2016 yılında 383.000, 2017 yılında da 384.000 araç yaptık. Günde 1500 araç yaptık o zaman. Bu 384.000 rakamı Türkiye'de bugüne kadar üretilmiş bir fabrikanın ürettiği en yüksek araç adedidir. Günde 1500'müş, şu anda da 1200. Yani evet. 1200, günde 1200 araç çıkıyor, üretiliyor. Sol tarafta da kapılarımızın hazırlanışını görüyorsunuz. O ilk girdiğinde sökülen kapılarımız bu hatta geliyorlar. Bu hatta kapının gördüğünüz gibi tesisatı, camı, aynası, daha sonra kabloları, iç paneli, cam açma düğmeleri, tamamının montajı burada yapılıyor. Kontrolleri yapılıyor ve biraz önce gördüğünüz gibi hatta gelip kapıya, araca takılıyor. Şimdi artık burada aracımız son operasyonlarında. Gördüğünüz gibi kapısı takılmış. Örneğin bu istasyonda araçlar şu ileride gördüğünüz gibi sallanıyor. Bir sarsıntıdan geçiliyor. Bu aslında bir test değil. Aracın bütün süspansiyon ve diğer sistemlerinin montajından sonra, lastiklerin montajından sonra birazdan rotor ayarına gidecek. Oraya gitmeden önce tüm o sistemlerin tamamen oturmasını sağlayan, sağlamak amacıyla sarsıntılı yol koşullarına göre tasarlanmış sarsıntı istasyonundan geçiyor. Oraya ben de yatsam masaj gibi, ne kadar güzelmiş ya. Şöyle sırtıma bir verseler, tır 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 tır. Güzel olmaz mı gerçekten? Deneyebilirsiniz. Yok, denemeyelim kalsın. Size de istatistik lazım. Deneyelim, bir de insan üstüne denemiş oluruz yani. Ya gerçekten şimdi bir baştan giriyorsunuz. Hepimiz ham maddeyiz. Sac geliyor oraya. Bir baştan çıkıyoruz. Arabayız yani bildiğin. Düt düt korna çalıyor, motoru çalışıyor. Şuradan benzini koy, yürüsün gitsin yani. Evet, işte o gördüğünüz rulolar burada araç haline geldi. Elektrik testleri yapıldı. Aracın tüm elektronik sistemleriyle haberleşen özel mekanizma cihazlarımız var. O cihazlar haberleşerek tüm fonksiyonları kontrol ediyor çalışıp çalışmadığını. Daha sonra aracı onaylıyor. Burada görüyorsunuz kapalı, etrafı şehirde özel bir ışıklandırması var. Evet. Estetik kontrolleri yapılıyor. Burada biraz durup bakacağız şimdi. Ve burada aracımız çalıştırılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşımız aracı aldı, çalıştırdı ve banttan müşteriye gitmek üzere çıkartıyor. Hazır örneğin. Evet. Evet, şimdi montajda da teslimatı yaptık, artık arabanın kontağı çalıştı. Detaylar için gittiği müşterisine kavuşacak. Biz dışarıya çıktık ve gayet hızlandırılmış, güzel, hoş bir fabrika gezisi yapmış olduk.
Evet, beğendiğinizi ümit ediyoruz. Kesinlikle çok beğendim. Benim için Luna Park gibiydi. Sakın bunu yanlış anlamayın. O kadar düzenli, düzgün, güzel ki ve her şey bir senkron içinde hareket ediyor. Ben keyif aldım yani. Bir çocuk Luna Park'tan ne kadar keyif alıyorsa ben de o kadar keyif aldım ama bunun arkasındaki mühendislik, çaba, düzen, temizlik, yollarda, yerlerde bir tane çöp yok. Çok güzel bir şey. Boya atölyesinden çıkan araçların daha sonraki aşamasına geldiğimizde böyle mahveden bir boya kokusu yok. Sadece böyle çok küçük bir şey var. İnsanların giyimleri, kuşamları gayet düzgün. Yapılan işler keza öyle. Bu ne ya? Burada mı üretiliyormuş demiyorsunuz. O altın fabrika böyle olunuyor galiba. Evet, hepsine çok dikkat etmek gerekiyor. Küçük küçük tabii üzerine koyarak gidiyorsunuz. O disiplin, temizlik, biz ona 5S diyoruz. Tertip, düzen olmadığı zaman ne iş güvenliğinde, ne kalitede, ne de verimlilikte istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Allah ellerinize sağlık. Aynı zamanda ağzınıza da sağlık Recep Bey. Çok çok teşekkür ediyoruz. 55 saniyede bir banttan araba çıkıyor da vermiş olduk. Doğru mudur? Evet, onu da görmüş olduk. Hep beraber gördük. Aynen. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gezi oldu. Kesinlikle. Ben de çok keyif aldım. Sizin gibi böyle ilgili, meraklı, güzel sorular soran birisine fabrikamızı gezdirmek hakikaten şöyle sorular sorun. Burayı kaça yaptınız ya diye böyle değil mi? Kaça mal oldu burası falan. Öyle sorular yok bizde. Biz meraklı adam soruları soruyoruz. Ve bu arabayı da sağladığınız için ayrıca teşekkürler. Ben otellere gittiğimde bu arabaları çalıyorum. Otel içinde gezmek için. Gerçekten çok seviyorum. Efendim, Türkiye'mizin gururlarından bir tanesi Avrupa'da özellikle altın fabrikalar arasında, fiyat arasında ilk üçte olan gayet demin de bahsettiğim gibi her anlamda tertipli, düzenli ve günde 1000'den fazla araba çıkartan, 55 saniyede bir de böyle pıtır 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 araba çıkartan harika bir yer gezdik. Ellerinize sağlık tekrar, ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için de, emekleriniz için de, ülkeye katkılarınız için de. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de ayağınıza, elinize, emeğinize sağlık. Geldiniz. Bizim için keyifli bir benim için de ziyaret büyük oldu. Sağ olun. Umarım video hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.